Çok önemli ve anlamlı bir toplantıyla ilgili olarak Washington DC'ye bağlanıyoruz. İslamofobi çok önemli bir sorun. Ayrımcılık, nefret, korku ve ön yargı, bunlar karşılıklı kutuplaşmayı ve güvensizliği derinleştiriyor. Doğan grubu işte bu önemli sorunla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde, Washington DC'de çok önemli iki toplantı düzenliyor. Birisi İslamofobi paneli. Bu panelin başlığı efsaneleri geride bırakıp daha iyi bir müzakereye geçebilmek. İkinci etkinlik ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden getirilen İstanbul'dan Herat'a İslam'ın tarihi merkezlerinden derlenen yüzlerce yıllık el yazması Kur'an-ı Kerimler bir sergide sergilenecek. Şimdi Washington DC'de karşımda iki isim var. Biri Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı. Merhabalar Vuslat Hanım. Merhaba. Diğer konuğumuz ise ünlü ilahiyat profesörü, entelektüel birikimiyle her zaman dikkat çekmiş olan devlet eski bakanlarından Sayın Profesör Mehmet Aydın. Mehmet Aydın Hoca'ya da merhaba diyoruz. Siz de hoş geldiniz tarafsız bölgeye. Merhaba. Şimdi önce bu paneli, yani İslamofobi konulu bir paneli Washington DC'de düzenlemenin amacı, nereden yola çıkılarak böyle bir panel düzenleme gereği duyuldu? Onu önce Vuslat Doğan Sabancı'dan öğrenelim. Neden böyle bir panel düzenliyor Doğan grubu Washington DC'de? Doğan grubu bu konunun üzerinde son bir yıldır çalışıyor. İslamofobi çok uzun zamandır süre gelen bir mesele maalesef. Ancak Kasım ayında Paris'teki bombalamadan sonra Amerika'da, gene Kaliforniya'da tekrar bir bomba. Ondan sonra Orlando'da bu yaz tekrar bir bomba. Ve bunların da DAEŞ terörü olduğu biliniyor. Seçimler, Amerika'daki seçimler vesilesiyle de bu konu çok gündeme geldi. Hem Avrupa'da hem Amerika'da ve maalesef İslam karşıtlığı söylemler hız kazanmaya başladı. Biz de bir yıldan beri bu konuya kayıtsız kalamayacağımızı düşünerek neler yapabileceğimizi araştırıyorduk. Bu seçimlerden evvel olması, tabii bu konunun çok fazla Amerikan içi siyasetine de malzeme olmasından dolayı çok çok gündemde. Bu konuda bizler neler yapabiliriz? Müslümanlığı güzel yüzünü, doğru yüzünü, gerçek yüzünü nasıl anlatabiliriz? Çünkü maalesef İslamofobi büyük bir nefret söylemi oluşturuyor İslam dini hakkında. Peki Vuslat Hanım, paneli Hürriyet Doğan grubu düzenliyor. Başka düzenleyiciler var mı? Yani katkı sağlayan başka kurumsal yapılar var mı bu önemli panelin oluşturulmasında, gerçekleştirilmesinde? Evet, paneli The Atlantic Council'la birlikte yapıyoruz. Atlantic Council, Washington'daki en önemli, en etkin düşünce kuruluşlarından bir tanesi. Bütün dünyada aktiviteleri var. Onlarla aynı ortaklıkta yapıyoruz. Bir diğer ortağımız da dünyanın en önemli müzesi Smithsonian. Müze grubu demeliyim çünkü bunların dünyada onlarca müzeleri var. Smithsonian'da bir başka ortağımız. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim isterseniz. Bir diğer konuda, çünkü bu akşam bir müzenin açılışını yapacağız. Burada ilk defa Kur'an-ı Kerimler Türkiye'den büyük bir koleksiyon geldi ve sergilenmeye başlayacak. Diğer ortağımız da Smithsonian. Onu da konuşacağız, onun ayrıntılarını da konuşacağız. Bu arada bu panelde kimler, şimdi Mehmet Aydın Hoca'yı biliyoruz. Mehmet Aydın Hoca konuşmacı olarak katılıyor panele. Başka kimler konuşacaklar? Yani İslamofobi konulu panelde başka kimleri göreceğiz konuşmacı olarak Washington'da yapılacak olan bu panelde? Sayın Mehmet Hoca'dan başka 3 önemli panelistimiz daha var. Bir tanesi Vali Nasır, kendisi John Hopkins Üniversitesi'nin uluslararası dekanı. Aynı zamanda Amerikan hükümetinde de görev aldı. Siyasi tahminlerine çok itibar edilen bir profesör. O olacak, İran asıllı.
İran kökenli. Bir diğer profesör de dinler arası kıyaslamaları çok konuşan Karen Armstrong. Karen Armstrong da aslında İslam dininin barış dini olduğunu dünyaya en iyi anlatan Müslüman olmayan profesörlerden bir tanesi. O konuşacak. Daha sonra bir de Zeynep Salbi var. Bir Iraklı yazar, aynı zamanda televizyoncu ve aktivist kendisi. Bir de o konuşacak. Türkiye ile birlikte böylece birçok farklı aynı zamanda ülkeyi de temsil etmiş olacağız panelde. Ne zaman panel, İslamofobi paneli ne zaman yapılacak? Yarın başlıyor panel. Yarın yaşıyor. Yarın sabah burada. Peki ben hemen Mesela. Mehmet Aydın Hoca'ya dönmek istiyorum. Hocam siz bu panelde hangi mesajları vereceksiniz? Hangi mesajların? Ya çok özür dilerim, bir dakika şeyi unuttum. Vuslat Hanım, paneli dinleyici kimler dinleyecek? Yani bu panele dinleyici olarak kimler katılacak? Amerikan karar alıcıları mı? Önce onu bir açıklığa kavuşturalım. Ondan sonra Mehmet Aydın Hoca'nın mesajları ne olacak? Yani kime hitap edilecek bu panelde? Washington'ın çok etkin isimleri olacak, düşünce kuruluşları olacak, siyasiler olacak. Aynı zamanda STK'ları olacak, üniversitelerden katılanlar var bu konuya ilgilenen. Ve tabii ki Amerikan medyası da var. Medyayı da çok çok önemsiyorum. Çünkü medyanın bu İslam konusundaki nefret dilini tamamen ortadan kaldırması ve işbirlikçi bir şekilde çalışması, bilgilendirmesi çok kritik. Onun için Amerikan medyasına davet ettik. Mehmet Aydın Hocam, siz hangi mesajları vereceksiniz bu İslamofobi panelinde Amerikalılara, dinleyicilere? Tabii bu İslamofobi meselesi yeni değil. Çok geriye giderseniz 20. yüzyılın başında ilk defa Fransa'da Etienne diye birisi bir Cezayirli entelektüelle birlikte Batı'nın karşısında Doğu başlıklı bir kitapçık kaleme aldı. İlk defa orada geçiyor bu İslamofobia ve İslamofobi diyoruz biz kısaca. Ama 1990'ların başından itibaren sıklıkla kullanmaya başlandı. İngiltere'de bir Runnymede Trust diye bir vakıf var. O vakıf ilk defa derli toplu bir rapor hazırladı. Raporun başlığı da hepimizin karşısında duran bir meydan okuma. A Challenge for Us All. O rapordan sonra bu konu çok daha sıcak bir biçimde konuşulmaya başlandı. Zaman zaman terime itiraz edildi. Özellikle itirazın iki sebebi vardı. Biri fobia kelimesi, çünkü korku demek. Biraz da sebebi olmayan bir korku, sebebi bilinmeyen daha doğrusu bir korku. Biraz irrasyonel bir korku anlamına geldiği için itiraz edildi. Yani bu kendisiyle iş yapılacak bir kavram değil dendi. Aynı zamanda işte ikinci itiraz olarak da hukuki bir çağrışımı yok. Dolayısıyla eğer biz bununla hukuk alanında bir takım önlemler düşüneceksek ve onları siyasi hayata taşıyacaksak daha belirgin bir halinin olması lazım dendi. Ama araya giren, yani 20 senelik bir devre içinde terim değişmedi ama terimle ilgili tarifler kabul edilmeye başlandı. Yine de çok çeşitli şekilde tarif ediliyor. İslam ve Müslüman düşmanlığı deniyor. Kültürel ırkçılık deniyor. Yeni bir tür antisemitizm deniyor. Hatta bir bakıma da belki biraz psikolojik sıkıntı vesaire şeklinde tarif ediliyor. Bu son 20 sene içinde yazılan yazılar, ki büyük bir yekün tutuyor. Yüzlerce makale yazıldı. Epeyce sayıda kitap yazıldı ve terim artık yerleşti. Bu terimin esas bir bakıma tarifi artık sebepleri çok da iyi bilinmeyen, kısmen irrasyonel olan ama yine de çok tehlikeli bir boyuta ulaşan İslam ve Müslüman düşmanlığı. Onun için bazen anti-Müslümizm diyorlar. Yani Müslüman karşılığı anti-Semitizme biraz yakın gibi görünsün de kolay anlaşılsın diye. Dolayısıyla bir yönüyle artık terim bugünkü literatür ışığında bakıldığında anlamıyla birlikte oturdu.
sadece orada da kalmadı. Uluslararası kuruluşların hemen hemen tamamı çeşitli çalışmalar yaptırdı. Mesela AGİT diye söylediğimiz daha çok savunma ağırlıklı olan uluslararası kuruluş İslamofobi kelimesini ilk defa siyasi metinlere koyan bir kuruluştur. Orada bizim Türkiye olarak çok büyük bir emeğimiz oldu. Ben o toplantıların hemen hemen tamamına katılma görevim gereği katılma imkanı buldum. Daha sonra Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar çeşitli araştırmalar yaptılar. Bu arada en az 7-8 üniversite, bunların ikisi üçü Amerika'da çok büyük üniversiteler. Bunlar ayrıca kuruluşlar oluşturdular. Onlar geniş ve derin çalışmalar yaptırdılar. Dolayısıyla artık İslamofobi bir gerçek, bir hakikat. Ve o başlığı tekrar hatırlatayım. Hepimizi tehdit eden, sadece bir ülkeyi değil, iki ülkeyi değil, İslam dünyası dahil bütün dünyayı tehdit eden bir konu haline geldi. Acilen bunun yeniden dikkate alınması ve ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Mesela akademik çevrelerin dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla konuşulmuyordu. Ama şimdi seçim dönemi olduğu için maalesef üzülerek söyleyeyim, aday adaylarının birisi hariç, isim vermeyeyim, misafirim burada, aday adaylarının birisi hariç öbürlerinin hepsi ama yumuşak ama doğrudan doğruya İslam ve Müslüman karşıtlığını dile getiriyorlar. İşte Müslümanlar buraya ayaklarını basmamalılar, Müslümanların camileri kapatılmalıdır, onlar birer birer kontrol edilmelidir, ne yapıyor, ne ediliyor. Yani çok can sıkan, uluslararası barışı bozan ve birlikte yaşamanın altına dinamik koyan bir duruma geldi. Bir arkadaşım var benim İngiltere'de, diyor ki zaten İslamofobi endemik idi Batı'nın saykısında, ruh dünyasında. Şimdi maalesef epidemik oldu. Yani endemikten epidemiye durum geldi. Mehmet Hocam, peki yarın düzenlenecek olan bu panel, önemli bir etki bırakır mı? Yani bu tür toplantılar, bu tür paneller, bu tür konuşmalar, bu tür diyalog çabaları önemli etki bırakır mı? Sizin geçmişten bugüne bir İslamofobi konusundaki çalışmalarınızda biliyoruz. O perspektiften baktığınızda sonuç alıcı olur mu? Ne diyorsunuz bu konuda? Tabii bu konuda temkinli olmak lazım. Sonuç alınsa da alınmasa da, yani doğrudan doğruya pratik hayata intikal eden anlamında söylüyorum. Olmasa da yine de boş bırakmamak lazım. Çünkü öbür tarafı daha boyutur, büyütür. Sessizlik olursa, kusura bakmayın, zaman zaman ağır vasıtalar geçince araya giriyor onlar. Eğer hiç konuşmazsak, buralarda konuşmazsak bunu, birkaç sakınca ortaya çıkabiliyor. Sanki Türkiye ilgilenmiyormuş gibi. İki, daha da kötüsü, sanki Türkiye bu konuları bilmezmiş gibi böyle bir propaganda da var. Oysa bu Türkiye'yi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Çünkü Batı ile en yakın ilişkisi olan bir toplumuz biz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne mesela tam üyeliğine karşı olanların tamamının kullandığı argümanlardır. Ben 8-9 sene boyunca vaktimin büyük bir kısmını bu ve benzeri konulara ayırdım. Onun için işin vehametini de biliyorum. Ama eğer kendimizi iyi anlatabilirsek yararlarını da göreceğimize inanıyorum. Çünkü bu konuda İslamofobiyi eğer daha az tehlikeli ama mümkünse ortadan kaldıracak bir takım şeyler yapılacaksa bu hayatın her alanında yapılması lazım. Hem Batı dünyasında yapılması lazım, hem İslam dünyasında yapılması lazım. Her bir dünyanın yapacağı şeyler ayrıdır. Batı dünyasında bir, evvela hukuki alanda, hukuk alanında bir takım değişikliklerin olması lazım. İslam hala pek çok ülkede, mesela Almanya gibi bir ülkede 3 milyona yakın sadece Türk'ün yaşadığı, Türk kökenlilerin yaşadığı ülkede İslam hala tanınmıyor. O tanınmama ister istemez muhatap olmada, temsil durumunda ciddi sıkıntılar ortaya çıkarıyor. Evvela İslam'ın tanınması gerekiyor hukuken. Arkasından din özgürlüğü hususunda çok ciddi gerilemeler oldu. Maalesef Batı'da da demokrasi çöküşe doğru demeyeyim ama zayıflamaya doğru gidiyor. İsviçre'deki minare meselesini ve benzeri şeyleri düşünürseniz hakikaten irrasyonellik dediğimiz o şey gittikçe büyümeye başlıyor. Daha başka alanlarda mesela bizim ve İslam dünyasının ve Batı'nın mutlaka kültürler arası eğitime önem vermesi lazım. Çok kere
ne bileyim, eğer siyasetin içindeyse bazıları İslamofobiyi bilerek, isteyerek kullanıyorlar. Ama pek çok insan da cehaletten kullanıyor. İslamiyet'i bilmiyor. Kim erken kalkarsa ve kim kendi keyfine göre bir İslam tarifi ve tanımı ortaya koyarsa ona inanmaya başlıyorlar ve maalesef onların sesi daha fazla çıkıyor. Hani İngilizce'de bir söz var ya, iyi haber haber değildir medya açısından. Dolayısıyla akıllıca cümleler ön plana çıkmıyor. Bilgiye dayalı değerlendirmeler ön plana çıkmıyor. Ama aşırıların sesleri daha fazla çıkıyor. Köktencilerin sesleri daha fazla çıkıyor. Dini kendi siyasi emellerine alet edenlerin sesi çok fazla çıkıyor ve sanki İslam bundan ibaretmiş, İslam büyük ölçüde böyleymiş şeklinde de bir kanaat gittikçe pekişiyor. Açıkçası geceyi gündüze katıp çalışmamız lazım. Daha pek çok alanda yapılabilecek iş var. Ben program kısa olduğu için kısa kesmeye çalışıyorum ama İslam ülkelerinde de yapılması, acilen en azından yapılmasına çaba gösterilmesi için fiiliyata geçilmesi gereken hususlar var. Bunlardan biri paylaşılan ortak değerler, yani insanlığın artık ortak değerleriyle ilgili bir noktaya gelebilmektir. Açıkça söyleyeyim, demokratik değerleri kastediyorum. Nedir o? İnsan onuruna saygı, adalet, peki, hocam, açıklık, hocam, dürüstlük, devam edeceğiz, hukuk devleti. Bunların olmadığı yerlerde İslamofobi çok büyür. Peki. Şimdi ben hemen çok teşekkürler hocam. Bunların olmadığı yerlerde İslamofobi artar, çoğalır. Artar. Hemen Vuslat Hanım'a dönmek istiyorum. Anlayamadım Ahmet Bey. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi Vuslat Hanım'a dönmek istiyorum. Vuslat Hanım. Ben teşekkür ediyorum. İslamofobi panelinde siz de bir açış konuşması yapacaksınız. Orada özellikle medyayı da davet ettik, bilhassa onlara mesajlar vermek bakımından demiştiniz az önce. Özellikle medyaya yönelik ne tür mesajlar vereceksiniz açılış konuşmanızda? Öncelikle şunu eklemek istiyorum Sayın Mehmet Aydın'ın söylediklerine. İstikrar bence çok çok önemli bu alanda yapılacak eforların. Bir panel, bir toplantı bir damladır. Ancak bizim niyetimiz kesinlikle bunun sürekliliğini getirmek ve başka alanlarda da bunu gündemde tutmaya çalışmak. Medya alanında çok çok önemli medyanın yapacakları. Çünkü bir, her şeyden evvel medyanın iyi bilgilendirmesi lazım. Maalesef çok yanlış şeyler biliniyor. Araştırmalar gösteriyor ki Amerika'da en son yapılan bir araştırmaya göre Amerikalılar Müslümanların %58-60'ının fanatik olduğunu, radikal olduğunu düşünüyor. Yani her Müslümanın hemen hemen, yani çoğunluğunun radikal fanatik olduğunu düşünüyor. Şimdi bunlar tabii yanlış bilgilendirmeler. Bunların düzelmesi lazım. Onun için biz medyayı mümkün olduğu kadar bu konuda işbirliği, yani Batı medyasıyla işbirliği yapmak istiyoruz. Bilgilendirme, doğru bilgilendirme önemli. Bir şey daha önemli. Ben medyanın bilgilendirme dışındaki bir ikinci görevinin de, rolünün de, bugünkü özellikle bu kutuplaşmaya, her konuda kutuplaşıyor çünkü dünya. Bu kutuplaşmada ortak birbirini anlayan toplumları nasıl oluşturabiliriz? Nasıl bir diyaloğu, bir konuşmaya, sohbeti birbirini anlayan bir şekilde sokabiliriz? Bunu irdelemek istiyoruz. Özellikle de İslam konusunda bir taraf diğer tarafı dinlemez ise, kulaklarını tamamen kapatıp anlamak niyetiyle dinlemez ise bir ilerleme olmaz. Farklılıklarımızda tıkanır kalırız ve birbirimizden gitgide daha uzaklaşırız. Bu alanda da medyanın bir köprü görevi kurabileceğini ama bunun için de samimi, hakiki bir şekilde sohbet başlatabileceğini düşünüyorum. Bu alanı çok çok önemsiyorum. Yarın bu alan hakkında da konuşacağım. Vuslat Hanım çok teşekkürler. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Doğan Grubu yarın Washington DC'de İslamofobi paneli düzenliyor. Bu panele çok önemli konuşmacılar katılıyorlar. Bu panele Amerikan karar alıcıları dinleyici olarak katılacaklar. Vuslat Doğan Sabancı bir açış konuşması yapacak. Mehmet Aydın da panelistler arasında. Şimdi bir ikinci etkinlik daha var. Siz herhalde buradan kalkınca oraya doğru gideceksiniz. Bugün akşam çünkü. O da önemli bir etkinlik aslında. Türk İslam sanatının en güzel, en nadide örneklerinden oluşan
İslam'ın tarihi merkezlerinden derlenen böyle yüzlerce yıllık çok değerli el yazması Kur'an-ı Kerimler sergilenecek. Herhalde bunlar da çok büyük ilgi görür. Bu sergiyi de herhalde sergiden de biraz bahsetmek lazım. Nasıl bir sergi ve şimdiden dikkat çekmeye başladı mı Amerika'da? Nasıl ilk tepkiler? İlk defa Türkiye'den geliyor eserlerin, Türk İslam Eserleri Müzesi'nden ilk defa yurt dışında bir yere gidiyor. Ve Amerika'da da daha evvel Kur'an-ı Kerimler sergilenmişti. Ancak bu tamamen Kur'an-ı Kerimler üzerine yapılan ilk ve en büyük sergi. Onun için çok çok önemsiyorum. Biz İslam'ı konuşurken sadece aslında İslamofobi kelimesini de hiç sevmiyorum. Başka bir lisan mutlaka bulmamız lazım. Yani İslam'ı ve fobiyi bir araya getirmeyeceğiz. İslam'ın güzel tarafını da gösterebilmemiz lazım. Kur'an-ı Kerimlerimiz o harika eserler, el yazması eserler de çok çok önemli. Onun için bu tarafta önemli. Yani bu her taraftan çalışılacak bir konu. Biraz sonra, birkaç saat sonra başlayacak. Buranın saatiyle 6.30'da hep birlikte gidip açılış gecesini yapacağız. 4 ay boyunca Washington'da sergilenecek. Seyircilerimizden de vakti olan varsa gelip seyredebilirler burada. Ama tabii bizim memleketimizde de bu Kur'an-ı Kerimleri görüyoruz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Amerika'da olan seyirciler gelebilir. Diğer ülkelerden de geliyor birçok Amerika'da evet. olan seyirciler gelebilirler. Evet, diğer ülkelerden de geliyor ama ekseriyatı Türkiye'den. Ve bu arada siz konuşurken sergilenen Kur'an-ı Kerimlerden bir parça örnekler de ekrana getirdik. Hakikaten her biri başyapıt, İslam'ın o incelikli sanat değerini yansıtan yapıtlar. Şimdiden size kolay gelsin diyoruz. Nusrat Doğan Sabancı. Evet, Doğan Grubu Washington DC'de hem bir panel düzenliyor İslamofobi, hem de Kur'an-ı Kerim sergisi düzenliyor. Ben hem Mehmet Aydın Hoca'ya hem de Nusrat Doğan Sabancı'ya teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Bu çabaların umarım hayırlı sonuçları da olur. Ayrıca takip de edeceğiz, göreceğiz. Oradaki konuşmaları da merak ediyoruz, nasıl bir havada olacak. Son olarak bir şey söylemek istiyorsunuz galiba Nusrat Hanım. Evet, evet. Kur'an-ı Kerim sergisine aynı zamanda Koç ve Türk Hava Yolları da katkıda bulundular. Ana katkıyı da Koç grubu bulundu. Onun da ismini zikretmek istedim burada. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.